Çok zeki, ileriye göre çok uzun vadeli plan yapan bir poker face. Yani böyle baktığınız zaman suratından hiçbir şey ifade etmiyor. Ne zaman istifasını verdi? Lig bitti, işte yeni seçim kararını aldı. Hepsi bir 20-25 gün içinde oldu. Herkesin elinde bağladı Galatasaray'da. Şimdi bugün mesela Hürriyet Gazetesi'ne bakıyorum. İki sayfa, tam sayfa Sayın Aysal'ın sözleri var. Yani Fenerbahçe'yi hem sportif olarak hem de medyada ikinci plana attı bu başkan. Öyle de bir transferler yaptı ki aslında faydalı da oldu Türk futboluna. Artık dedi ki yani transfer öyle değil, sizin yaptığınız gibi değil, böyle yapılır dedi. Az yerine çok para verin bunları alın ya da çok para verip kötü oyuncular alacağınıza diye. Şimdi bu ciddi şekilde mevcut Aziz Yıldırım'ın futbol anlayışını, yönetim tarzına çok zarar verdi. Dolayısıyla başarılı oldu, şampiyon oldu. Herkesi de zaptırapt altına aldı. Yeri geldi, aba altından sopa gösterdi. Fatih Hoca dedi ki sen benim elemanımsın dedi. Haberin olsun yani patron benim. Ne dedi Ali Dürüst, en fazla oyu olan insan. Sen dedi yoksun artık dedi. İşte Abdurrahim I love you, I love you yok dedi. Adnan Öztürken'e dedi sen de olmayacaksın dedi. Hep bunları ima etti. Tabii şöyle söylemedi ve neticede de öyle olacak. Ve şimdi bu başkan ve bu idari prensibe aykırı düştü. Bir anda Fenerbahçeliler ne oldun falan şaşırdılar yani. Bunun altından kalkmak için onlar da bir yerlere devamlı mesaj göndermeye başlıyorlar. Mesela Fener Galatasaray maçı öncesi Mali Genel Kurul'da Galatasaray'dan hesap soran bir Fenerbahçe başkanı çıktı meydana. Devamlı göndermeler yapıyorlar. Sonra mesela Galatasaray'ın yaptığı açıklamalara bakın, çok net, çarpıcı, anlaşılır. Fenerbahçe'nin bakıyorsunuz uzuyor da uzuyor, dönüyor yani, bir mesaj da yok ortada. Devamlı bir suçlama. Dolayısıyla Aziz Yıldırım ve yönetimi, ben yönetim de artık diyemeyeceğim, sadece Aziz Yıldırım bu başkan profilinden çok ciddi rahatsız. Hani mesela ne diyor? Alper Potu 15 gün almıştı. Almışsan açıkla kardeşim. Yani Alper Potuk Snyder'di ki bir pazarlamasını yapasın. Hani alırsın 20 gün oyalarsın, geldi mi gitti mi falan diye millet merak eder, forma satar falan. Bu bir pazarlamadır. Ama salt Galatasaray'a gol atacağım adı altında Alper Potuk'u 15 gün saklayıp Galatasaray'ın üstüne atlamasını beklemek doğru bir pazarlama taktiği değil. Yani Galatasaray'a gol atsan ne olur, atmasan ne olur. Asıl golü 2 senedir atıyor adam zaten sana. Net. Dolayısıyla ben yine büyük resimden bakıyorum. Aziz Yıldırım artık bence bıraksın ve Fenerbahçe'ye de artık Ünal Aysal tipi bir kurumsallaşmayı, demokratik olan, paylaşmayı seven öyle bir başkan profilinde, öyle bir profille başkan gelsin. Kim mesela, Ali Koç gibi mi? Ali Koç olabilir. Yani Fenerbahçe'ye şu anda mesela Galatasaray'da 2 kişi 3 kişi zor bulurken Fenerbahçe'ye 20 tane öyle adam bulursunuz yani. Yani bir kalemde sayayım ben size, yani Saadettin Saran olur, Ali Koç olur, Ferit Şahenk herkesten iyi olur. Yani Nihat Özdemir olur, o olur, bu olur, ne bileyim Feridun benden daha çok sayar. O kadar çok çıkarır ki hepsi de güçlü bir liste yapabilecek pozisyondalar. Ama mesela öteki takımlarda bu avantaj yok. Çünkü Fenerbahçe, ne mutlu Fenerbahçeliler ki herkesten daha popülerler, daha çok konuşuyorlar, daha çok ilgi çekiyorlar. Para üretmekte problemleri yok. Mesela ben Fenerbahçe'nin asla ve asla, mutlaka herkesten daha çok borcu vardır. Ama ben Fenerbahçe'nin asla para bulmakta zorlanacağını hiç şaşırmıyorum. Yani hiç düşünmem. 100 milyon liralık tahvil ihraç ettiler. Benim bir arkadaşım şahsına aynı gün 11 milyon liralık aldı mesela. Aynı gün falan tüketiyor. Yani Fenerbahçe'nin öyle bir problemi yok. Bu başkan konusunu merak... Siz bir şey söyleyecektiniz. Öyle Fenerbahçe.